Videoma başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. İleride bot almayı düşünen ya da mevcut şişme botu olan, işte o botumla beraber denize açılayım isteyen arkadaşlar olursa bu video serilerimi izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda aldığınız bir şişme botla ilgili neler yapılması gerekiyor, hangi evrakların alınması gerekiyor ve nereden alınması gerektiği ile ilgili sizlere elimden geldiğince bilgilendirmelerde bulunacağım. Şimdiden iyi seyirler, görüşmek üzere. Bugün siparişini verdiğim botumun aksesuar seti geldi. Sizlerle şimdi onları bir açalım. Nelermiş hep beraber bir bakalım. Evet, önce büyükten mi başlayalım yoksa küçükten mi, kararsız kaldım. Önce hadi küçükten başlayalım. Neymiş bir bakalım. Güzel paketlemişler. Şöyle ilk önce paketi size göstereyim. Ben bunları N11 firmasından sipariş verdim. Oradaki herhangi bir firmadan. Bunlar da geldi. Beğendim. Pat pata sarmışlar. Ama ekstra başka bir kutuya koymamışlar ürünü. Direkt kendi orijinal kutusunu pat pata sararak göndermişler. Haliyle o da birazcık şöyle ezilmiş. Ama yıpranacak ya da kırılacak bir ürün değil. Ne olduğunu şimdi göstereceğim sizlere. Siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, çıktı. İlk ürünümüz sizlerin de göreceği gibi çapa setimiz. Çıpa diyen de var, çapa diyen de var. 1,5 kiloluk bu. Botumuzun sabit kalması için denizde. Bu önemli bir aksesuar. Genelde şişme botlara böyle 1,5 kiloluklar yeterli oluyor. Şimdi şu şekilde bir kilit mekanizması var. Şunu şöyle çeviriyorsunuz. Şunu yukarı çektiğinizde şöyle kelebek gibi bu açılıyor. Ondan sonra tekrar bunu buraya indiriyorsunuz. Şöyle kilitlediğinizde geri gelmiyor. Bunu attığınızda haliyle botunuz da sabit kalıyor. Kuma saplanıyor. Güzel. Gayet başarılı. Ağırlığı da ideal. Güzel bir seçim yapmışım. 1,5 kiloluk bir seçim yapmıştım. Şimdi şunu tekrar bir eski haline getirelim. Şöyle kapattığınızda da botunuza zarar vermeyecek şekle geliyor. Başka bununla beraber ne göndermişler? İpi var. Yaklaşık 10 metre boyunda bir ip gönderdiler. Şöyle baktığında da düğüm falan yok. Kendinden sabit ipi. Bir tane şamandırası var. Bu da ipin en son boğumundaki, hani suda kalsın, nerede olduğu ipin görünsün diye. Ve üstünde bir tane kelepçe, şu şekilde bota takabileceğiniz kelepçe göndermişler. Güzel. Siparişte yazan bir şey daha vardı. Aynen, o da tam da burada. Şunu yana alalım. Şöyle, işte bu. Güzel de bir kılıfı mevcut. Haliyle hepsini bir arada şu şekilde koyup bize taşıma kolaylığı sağlayacak. Güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Olmazsa olmazlardan biri sonuçta bu. Bu da gayet başarılı bir ürün. Beğendim. İş göreceğini düşünüyorum. Zaten yorumlara bakmıştım. Yorumlarda da olumlu yorumlar vardı. O da tercih etme sebeplerimden biri oldu. Şimdilik bunu yana kaldıralım. Biraz toz döküldü. Şunları şöyle yana alalım. Şimdi gelelim büyük kutumuzda ne var? Şu şekilde kutumuz geldi. Enteresan bir ambalaj yapmışlar. Hani bantın sağ bir tarafı sağa, bir tarafı sola. Sonuçta bantlanmış, o güzel ama yani değişik. Biraz da ezilmiş. İşte şurada ufak bir darbe falan var. Neyse, içinde kırılacak bir şey yok. Ne olduğunu ben biliyorum. Ama size sürpriz olsun istiyorum. Faturasını da kesmeyelim. Faturayı da öyle bir yere koymuşlar ki tam böyle açılacak yere. Sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Evet, şurada faturası. Diğerinin faturasını göstermedim. Onu da şu şekilde üzerine paketleyip göndermişler. İşte şöyle bir kutu da geldi. Neyse, içinden çıkan güzel, başarılı, beğendim.
bunun içindekine zarar vermeden şöyle bir açalım. Şöyle. Aynen. Geliyor. Ahmet abime buradan yine sevgilerimi iletiyorum ve saygılarımı. Ahmet abi, yine senin göndermiş olduğun şahane ufaklıkla kutularımı açtım. Seni de saygı ve sevgiyle anmadan olmazdı bu video. O zaman tadı olmazdı. Evet, işte. Diğer aksesuarlarımız çıktı. Kendilerini gösterdiler. Şöyle yana alayım. Aynen, bir botta olmazsa olmazlardan biri, daha doğrusu ikisi. Çünkü biri kendime, biri eşime. Can güvenliği birinci önceliğimiz olmalı. Evolit marka can yele. Bunda beden ayarlamasını şu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki iplerini gevşetip sıkarak beden ayarlayabiliyorsunuz. Üç tarafından şu şekilde klipslerle takılıyor. Hatta böyle olmaz. Biz bunu bir giyelim. Bir bakalım hep beraber. Giymesi son derece kolay. Aynen. Şurada taktık bir. Biraz gevşeteceğim. Taktık iki. Tabii üzerimde yün kazak var. Yazın yün kazak olmayacak haliyle. Üzerimizde mayo olacak. İşte bu. Şu şekilde. Giydiğinizde. Bir de bunun arkasında şöyle bir yapı var. Bunu da şöyle alttan alıp üste sabitliyorsunuz. Haliyle bir batma durumunda bağlıyorsunuz işte şu şekilde. Bunun yukarıya çıkıp şu şekilde üzerinizden aşmasını engelliyor. Tabii bunu güzelce sıkarsınız. Tam bedeninize uyar. Eğer suya düşerseniz şu şekilde de desteklediğinizde sizi suyun üzerinde tutacaktır. Olmazsa olmazlardan bir diğer ürünümüz de bu. Üzerinde güzel de bir düdük var. Güzel bir aksesuar olarak gönderdiler. Ötüyor. Çok değdirmek istemiyorum. Sonuçta pandemi sürecinde olan bir ülkedeyiz. Haliyle her şey olabilir. Evet, can yeleğimiz de bu. Şöyle diğerini de alalım elimize bir. Bu da diğeri. Kırmızı renk tercih ettim. Üç farklı renk seçimi vardı. Bunlardan biri kırmızı, diğeri sarı, diğeri de turuncuydu. Ben işlerimde en güzeli kırmızı olur. Hani kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun derler ya. Ben de ondan dolayı kırmızı rengi tercih ettim. Şimdi bu kadar. Şu çapamızı da yanımıza alalım. Hatta şunu da şöyle bir açalım. Tekrar bir bakalım nasıl bir şeymiş bu. Güzel de bir şey ya. Beğendim. Gayet başarılı. 1,5 kilo. Çok kararsız kaldım. Acaba dedim hani bunun 3 kiloluğu, 2,5 kiloluğu, 3 kiloluğu, 4, 5 öyle gidiyor. Daha mı ağırını alsaydım ama şöyle baktığımda iyi ya. 1,5 kilo işimizi görecektir. Atacağız. Sabitlenip üstlerimize bunları giyip boltamızı da yanımıza alıp balığımızı tutacağız. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.